Merhaba arkadaşlar. Üniversitelerin taban puanları ne olacak? Düşecek mi? Artacak mı? Birçok arkadaşımız soruyor. Bölüm bölümde tabii ki bunlar da geçecek. Ayrıntılarıyla aktaracağım. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi bu sene genel olarak üniversitelerin taban puanlarının ve sıralamalarının düşeceğini tahmin ediyoruz. Yani geçen sene 450 ile aldıysa bir üniversite bu sene 440 ile alabilir. Geçen sene 50 bin sıralamayla aldıysa bu sene 60 bin, 57 bin, 58 bin sıralamayla alabilir arkadaşlar üniversiteler. Yani birçok üniversitenin ve bölümün bu şekilde düşeceğini tahmin ediyoruz. Ama bu ...bütün bölümlerin, bütün üniversiteler için geçerli değil tabii ki. Mesela kontenjanı artan bazı bölümlerimiz var. E, i̇şletme olsun, yazılım mühendisliği olsun, ebelik olsun. Bunların kontenjanı arttığı için haliyle e, sıralamalarında da bir düşüş yaşanabilir. Yani daha fazla öğrenci almak için sıralamalarında ve taban puanlarında bir düşüş yaşanabilir. Azalan Kontenjanı azalan bölümlerimiz var. Edebiyat var, tarih var, ilahiyat var. Bu bölümlerimiz de kontenjanı azaldığı için haliyle az öğrenci ve daha iyi öğrenciler alabilmek için sıralamalarını arttırabilir. Yani... Yani e, taban puanlarını birkaç puan yükseltebilir. Tabii ki yükseltmeden kastımız da öyle çok büyük bir artış beklemiyoruz. Yani 420 ise 450, 460 alır demiyoruz. Artarsa 10 puan 15 puan civarında artar. Tabii ki YKS'de biliyorsunuz 1 puan bile çok önemli ama genel olarak söylememiz gereken bu şekilde. Ama birçok üniversitenin düşeceğini tahmin ediyoruz e, puanlarının ve sıralamalarının. Bu şekilde de sizlere önemli ve güzel bir haber vermek istedim. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.